Ayna denklemi problemleri ilk karşılaştığınızda gözünüzü biraz korkutabilir. Halbuki ayna denklemi o kadar da zor bir denklem değil. Hatta kolay bile diyebiliriz. Temelde yan yana yazılmış 3 tane kesirli ifadeden ibaret. İşin azıcık karışık bir kısmı varsa o da bu ifadelerin ne zaman eksi ne zaman artı değer alacağına karar vermek. Bu denklemde hangi ifadenin pozitif, hangisinin negatif olacağını belirlemek bize düşüyor ve bu işaretlerden birini bile yanlış belirlesek yanlış bir cevaba ulaşabiliriz. O zaman gelin birkaç ayna denklemi problemi çözelim de eksi artı işaretleri neye göre belirleniyormuş görelim. Ama önce uyarayım. Herkes farklı bir gösterim biçimi seçebiliyor. Söz konusu optik olduğunda yığınla farklı işaret gösterimi mevcut. Benim kullanacağım gösterim bu aralar çoğu ders kitabında kullanılan gösterim olacak. Bu gösterimde aynanın önündeki her şey. Aynanın önündeki kastım diyelim ki gözümüz burada olsun. Göz bir nesneye bakıyor. Bu nesne aynanın önünde tuttuğumuz bir ok olur, taç olur, mavi pastel boya kalemi olur. Bu arada aynamız da bu. Benim benimsediğim gösterime göre aynanın bu tarafındaki her şey pozitiftir. Mesela odak noktası bu taraftaysa odak uzaklığı pozitiftir. Veya cisim bu taraftaysa cisim uzaklığı pozitiftir. Aynı şekilde görüntü uzaklığı pozitif çıkarsa görüntünün aynanın bu tarafında oluştuğunu söyleyeceğiz. Hesaplarımızı yaptıktan sonra negatif bir görüntü uzaklığına ulaşırsak da görüntünün aynanın gerisinde oluştuğunu söyleyeceğiz. Basit bir mantık aslında. Aynanın arkasında ise negatif, önünde ise pozitif. Aynanın önü bu bölge. Burası pozitif. Burası da aynanın arkası. O zaman buradaki her şey negatif. Şekilde bazı değerler verilmiş. Hemen çözmeye başlayabiliriz. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Ayna denklemini kullanacağız. Yazıyorum. 1 bölü odak uzaklığı. Bu noktada değer negatif mi olacak, pozitif mi olacak? Karar vermemiz gerekiyor. Şimdi bu ayna şeklinden ve baktığımız yerden anlaşıldığı üzere iç bükey bir ayna. Az önce bahsettiğimiz işaret gösterimine göre iç bükey aynalarda odak uzaklığı daima pozitiftir. Başka bir deyişle bu odak uzaklığı ayna merkezinin 4 cm önünde. Odak uzaklığını artı 4 cm olarak denklemde yerine yazıyorum. Dikkat ederseniz birim dönüşümü yapmıyorum. Her şeyi santimetre olarak bırakırsak sorun olmaz. Sonucu da santimetre cinsinden buluruz. Yani her büyüklük Aynı birimde olduktan sonra dönüşme gerek yok. Yazalım. Bu eşittir 1 bölü cisim uzaklığı. Bir uyarı daha. Cisim uzaklığı bazen DC yerine sadece x harfiyle gösterilir. Aynı şekilde görüntü uzaklığı da bazen x üssü ile temsil edilir. Yani DC ve DG yerine x ve x üssü görürseniz de şaşırmayın. Hepsi aynı anlama geliyor. Evet, cisim uzaklığı bu tarafta. Yani aynanın önünde duruyor. Öyleyse değeri artı 12 santimetre olacak. Bu cisim ayna merkezinin 12 santimetre önünde demek. O halde buradaki payda da pozitif. Artı 12 santimetre. Şimdi buna 1 bölü görüntü uzaklığını ekleyeceğiz. Fakat görüntü uzaklığını henüz bilmiyoruz. Çizimde verilmemiş. Hepimiz için sürpriz olacak. Ancak denklemi çözdüğümüzde bilebileceğiz. Görüntü uzaklığını denklemde yalnız bırakmak için her iki taraftan 1 bölü 12 çıkarıyoruz. Şunu elde ediyoruz. 1 bölü 4 santimetre eksi 1 bölü 12 santimetre eşittir. 1 bölü görüntü uzaklığı. Şimdi 1 bölü 4'ü 3 bölü 12 olarak yazabiliriz. Ne olur? 3 bölü 12 eksi 1 bölü 12 eşittir. 2 bölü 12 o da eşittir. 1 bölü görüntü uzaklığı. 2 bölü 12 1 bölü 6 olarak sadeleşir. Demek ki 1 bölü görüntü uzaklığı 1 bölü 6'ya eşitmiş. Bu aşamada kesri ters çevirmeyi unutanlar oluyor. Biz görüntü uzaklığının değerini bulmaya çalışıyoruz. 1 bölü görüntü uzaklığının değil. O zaman son olarak bir içler dışlar çarpımı yapıyoruz ve çözüme ulaşıyoruz. Görüntü uzaklığımız 6 santimetreymiş. Ve bakın bu değer pozitif bir değer. Bu çok önemli. Görüntü uzaklığı artı 6 santimetre çıktı. Bu durumda görüntü nerede oluşuyor? Görüntü uzaklığı pozitif çıktığına göre görüntü aynanın önünde oluşur. Yani bu tarafta. 6 santimetre de buralara bir yere denk geliyor. İşte görüntü yaklaşık olarak bu noktada oluşuyormuş. Ama görüntünün büyüklüğünü veya ters mi düz mü olduğunu henüz bilmiyoruz. Bulmak için başka bir denkleme başvurmamız gerekiyor. O denklemin adı da büyütme denklemi. Ne diyor bu denklem? Büyütme eşittir, Görüntü yüksekliği bölü cisim yüksekliği o da eşittir eksi görüntü uzaklığı bölü cisim uzaklığı. Yani bu negatif görüntü uzaklığı bölü cisim uzaklığı ifadesi görüntü yüksekliği bölü cisim yüksekliği oranına daima eşit. Peki görüntü yüksekliğimiz ne olacak? Denklemden çekelim. Görüntü yüksekliğini denklemde yalnız bırakırsak görüntü yüksekliği eşittir her iki tarafı cisim yüksekliği ile çarpalım. Buradan da bir eksi gelecek. Aksi cisim yüksekliği çarpı bu oran. Yani görüntü uzaklığı bölü cisim yüksekliği oranı. Artık değerleri yerine yazabiliriz. Bakın cisim yüksekliği 3 cm olarak verilmiş. Yazalım. Eksi 3 cm çarpı görüntü uzaklığı 6. Cisim uzaklığı da 12 cm ydi. Sağ tarafa hesaplarsak 1 bölü 2 çarpı eksi 3 olur. O da eksi 1,5 santimetreye eşittir. Başındaki eksi görüntünün ters olduğu anlamına geliyor. Görüntü cisme göre baş aşağı duruyor yani. 1,5 santimetre de görüntünün boyunu gösteriyor. O zaman ne oluyor? Aynadan 6 santimetre uzaktaki görüntü cismin yarısı boyunda. 1,5 santimetre yani. Ve bu görüntü ters. Çünkü işareti negatif. Demek ki görüntümüz 1,5 santimetre boyunda ve tersmiş bu aynaya baktığımızda göreceğimiz görüntü böyle bir şey olacakmış. Luna parklarda vardır böyle aynalar nhereyse. Yani tam burada ters bir görüntü oluşuyor. Elinizi uzatıp dokunabilecek dokunabilecekmişsiniz gibi duran bir görüntü. Ama tabii ki optik bir yanılsamadan ibaret bu. Buradaki sadece bu cismin yansıyan görüntüsü. Böylece iç bükey aynalar için ilk örneğimizi çözmüş olduk. Peki bu cisim burada olmasaydı da burada olsaydı ne olurdu? Ne değişirdi? Yani cisim uzaklığımız artık 12 cm değil, mesela 3 cm olsun. Neyi farklı yapmamız gerekirdi? Hiçbir şey. Yöntem yine aynı. Sadece buraya artı 12 yerine artı 3 yazacaktık. Yani ayna denklemini yine aynı şekilde kullanacaktık. Cisim uzaklığımız her neyse onu denklemde yerine yazacaktık. Sonra da görüntü uzaklığını yalnız bırakacaktık. Elbette farklı bir görüntü uzaklığı elde edecektik ama elde ettiğimiz değer bize yine görüntünün yerini verecekti. Sonra görüntü uzaklığını alıp büyütme denkleminde yerine koyacaktık. Tabii eğer görüntünün büyüklüğünü ve ters mi düz mü olacağını bulmak istersek. Yani değerler değişse de denklemi tam olarak aynı şekilde kullanıyoruz. Şimdi bir de aynamızın iç bükey değil de dış bükey bir ayna olduğunu düşünelim. Dış bükey aynamız bu olsun. Gözümüz yine burada. Cisme bakıyor. Cismin görüntüsünü de aynanın içinde görecek. Gözümüz cismi görüyor. Bir de cismin yansımasını görecek. Ve aynamız bu kez bu iç bükey değil, dış bükey bir ayna. Yani odak noktası aynanın arkasında kalıyor. Şimdi görüntünün nerede olduğunu bulmak için ne yapacağız? Tabii ki yine ayna denklemi. Yani ayna denklemini kullanacağız. Yazalım. 1 bölü odak uzaklığı. Bu noktada hemen işaret konusunda bir karar vermemiz gerekiyor. Benim kullandığım gösterime göre bu odak noktası aynanın arkasında olduğu için odak uzaklığı negatif olacak. Dış bükey aynalarda böyle bu. O halde yazıyorum 1 bölü eksi 4 santimetre. Eşittir 1 bölü cisim uzaklığı. Cisim aynanın yine 12 santimetre önünde. O halde cisim uzaklığımız artı 12 santimetre. Şimdi buna 1 bölü görüntü uzaklığı oranını ekleyeceğiz. Ama görüntü uzaklığını henüz bilmiyoruz. Zaten aslında onu bulmaya çalışıyoruz. Hadi çözelim. 1 bölü eksi 4. 1 bölü 12'yi sol tarafa eksi olarak atıyoruz. İşte bu ifade 1 bölü görüntü uzaklığına eşit olacak. Sol tarafta bir tane eksi 1 bölü 4 var. Bunu eksi 3 bölü 12 olarak da yazabiliriz. Eksi 3 bölü 12, eksi 1 bölü 12, eksi 4 bölü 12'ye eşit olur. O da 1 bölü görüntü uzaklığına eşit. Eksi 4 bölü 12'yi eksi 1 bölü 3 olarak sadeleştirebiliriz. Demek ki 1 bölü görüntü uzaklığı eksi 1 bölü 3'e eşitmiş. İçler dışlar çarpımı yapıyoruz ve görüntü uzaklığının eksi 3 cm olduğunu buluyoruz. Başka bir deyişle burası eksi 1 bölü 3. Paylar aynı olduğuna göre paydalar da aynı olacak. Oradan da görüntü uzaklığının eksi 3 cm olduğu sonucuna varıyoruz. Peki bu görüntü tam olarak nerede? İşaret eksi olduğuna göre görüntü aynanın gerisinde oluşuyor demektir. Çünkü bizim kullandığımız gösterim böyle işliyor. Görüntü aynanın 3 cm gerisinde bir yerde duruyormuş. Herhalde o da şuralarda bir yere denk geliyor. Aynanın 3 cm gerisinde. Yine görüntünün boyunu veya ters ya da düz oluşunu tespit etmek istiyorsak büyütme denklemine başvuruyoruz. Büyütme denklemini hemen hatırlayalım. Görüntünün boyu bölü cismin boyu eşittir. Eksi görüntü uzaklığı bölü cisim uzaklığı. Şimdi önce denklemin sağ tarafını bir hesaplayalım. Sol taraf eşittir eksi. Görüntü uzaklığımız eksi 3 santimetreydi. Eksi 3'ü paya yazıyoruz. Kesrin başındaki eksi denklemden geliyor. O zaten duruyor yani. Ama şimdi görüntü uzaklığından ikinci bir eksi geliyor. Eksi 3. Cisim uzaklığımızda yine 12 santimetre. Ne oldu? Eksi eksi 3 ki bu artı 3 yapar bölü 12. O da artı 1 bölü 4'e eşit olur. Santimetreler birbirini götürür. Bu oran büyütme değerimiz oluyor kendisi. Görüntünün ters olmadığını söylüyor. Başındaki artı görüntünün düz olduğu anlamına geliyor. Ve bu 1 bölü 4 oranı görüntü cismin 4'te biri boyunda olacak demek. Neden? Çünkü bu oran aynı zamanda görüntünün boyu bölü cismin boyu oranına eşit. Yani her iki tarafı cismin boyuyla çarparsak görüntünün boyu artı 1 bölü 4 çarpı cismin boyuna eşit olur. Bu örnekte cismin boyu 3 santimetreydi. Ama başka bir değer alsaydı da yapacağımız şey aynıydı. Eksi dg bölü dc ile çarpacaktık. Sonuçta yine görüntünün boyunu bulacaktık. Devam edelim. Görüntünün boyu eşittir 3 bölü 4 santimetre. Bayağı küçük çıktı değil mi? Görüntü cisimden küçük ve düz. Burada oluşuyor ama minicik bir şey. Şunca az bir görüntü oluşuyor yani. 1 santimetrenin 4'te 3'ü boyunda. İşte görüntümüz bu şekilde oluşuyormuş. Toparlayalım. Görüntünün nerede olduğunu bulmak için ayna denklemine başvuruyoruz kullandığımız gösterime göre aynanın önünde kalan cisim görüntü ve odak uzaklıkları pozitif değerler alıyor ve aynanın arkasındaki her şey negatif oluyor. Sonra görüntünün boyunu, ters veya düz oluşunu tespit etmek için de büyütme denklemini kullanıyoruz. Büyütme eksi görüntü uzaklığı bölü cisim uzaklığına eşit oluyor.